Benim öyküm uzun bir hikaye aslında. Şöyle söyleyeyim, uzun uzun anlatmak istemiyorum, kısa tutacağım kendimi. Gençler Birliği'nde top oynarken Ankara'dan, ben yurt dışında doğduğum için tabii Türkiye'de çok fazla, İstanbul hakkında çok bilgi sahibi değilim. Bir gün, o zaman tabii uçak muçak yok, seyahatleri hep arabayla yapıyoruz, otobüsle yapıyoruz. Takım halinde daha genç yaştayım, 18-19 yaşında İstanbul'a geldim, Boğaz Köprüsü'nün üstündeydim. Böyle bir baktım sağa, bir baktım sola. Dedim ki ben bugün bir gün bu İstanbul'a geleceğim. Ve burada da aynı şekilde çok başarılı olacağım. Ama tabii o zaman daha futbolcu olmamıştım. Böyle bir İstanbul sevdası başladı bende. Ondan sonra tabii hayalim gerçekleşti. İstanbul aşk benim için ya. Gerçekten aşk. Dünyayı gezdim. Gerçek anlamda. Yani Madrid olsun, Londra olsun, çok güzel şehirler gördüm. Ama en fazla 3-5 gün uzaklaşabiliyorum bu şehirden. Manzarasını anlatırım ve yemeklerden bahsederim, restoranlarımızdan bahsederim. Ya bitmiyor ki, anlat hangisine. Aynen, bir tanesini yani seçemiyorum ya, şu birinci sırada da diyemiyorum. Yani her şeyle güzel, insanıyla, yemeğiyle, restoranlarıyla. Şimdi diyorlar ya İtalya'da İtalyan restoranlar çok güzel. Bizim İtalyan restoranlar onlar kadar iyi yani, örnek veriyorum yani. Her şeyimiz güzel yani, kötü bir şey bulamıyorum trafik haricinde tabii. Evimi bırakamam. Bence İstanbul tümüyle güzel, kötüsüyle, iyisiyle güzel. Tabii onun dışında bazı insanlar dışında, ülkemizde yaşayan insanlar dışında her şey çok güzel aslında. Ama onun dışında ben ülkemi iyisiyle ve kötüsüyle seviyorum. O yüzden İstanbul'da aynı şey o şekilde. Yani biz artık bunun trafiğinde alıştık. Bazen mesela yurt dışına gidiyorum, trafik olmuyor diyorum, bu trafik nerede diyorum. Alışmışım ya. Onu da özlüyorsun zaman zaman. Ben Survivor yarışmasına gittiğimde dedim, orada da dedim yani, ah şu an İstanbul'da trafikte olsam neyimi vermem dediğim günler oldu yani. Yeşilyurt. Ya turistin geldiği ülke de önemli yani, nereden geldi? Diyelim ki yabancı bir turist, önce Ayasofya'yı göstermek isterim. Kız Kalesi'ni gösteririm. Uzaktan ama Kız Kalesi'ni. Ve Boğaz Köprüsü'nün manzarasını Bebek sahilinde yürütürüm yani. Ayasofya. Boğaz Köprüsü. Bence Haliç, eski İstanbul çünkü. İstanbul'a bence kosmopolitan bir şehir olduğu için artık yani burayı, yani bizim ülkenin yani Adana olsun, Malatya olsun, Kayseri olsun, hepsi burada bütünleştiği için bence İstanbul'un yemeği olmaz. Çok hareketli. 24 saat hareket var. Tabii ki en önemli faktörlerden bir tanesi metrobüslerimiz, işte son yapılan hızlı taşıtlar. Yani bizim hakikaten buradaki insanların hayatını kolaylaştırmak. Bana göre tabii birkaç daha önlem alınması gerekiyor. Hani metronun dışında, onun dışında mesela ek şeritler olması gerektiğini, yani emniyet için ek şeritler veya ambulans için. Biraz daha ona dikkat edersek zaten hani hakikaten son 10 senede bakıldığı zaman çok önemli hareketler yapıldı. Aracı olmayan insanların hayatı kolaylaştırdı ama dediğim gibi yani biraz daha eksiğimiz var. Yurt dışında bazı olayları gördüğüm zaman yani mesela bir insanın aracı vardır, karşıya geçmek ister iş saatinde, hep araçlar tek kişi kullanıyor. Yani yurt dışında insanlar aynı yere gittiği zaman 3 kişi aynı araçla da gidebiliyor. Dolayısıyla zaten trafik azalıyor. Yani araç, bize Boğaz Köprüsü'nde trafikte durduğun zaman bakıyorsun, her araçta tek bir insan oturuyor. Ve hepsi aynı tarafa gidiyor. Aslında onun çözümü bulmak lazım. Yani bu insanları, yani aynı yere giden insanlar aynı bir şekilde gitmeli. Yani en az bir şerit yapacaksın ya da 4 kişilik bir şerit yapacaksın. 4 kişi olduğun zaman o şeriti kullanabiliyorsun. Örnek, o zaman ne yapar insanlar? Ha, sen de benimle gel, nasılsa biz beraber gidiyoruz. Hem en azından hızlı geçme şansımız olur diye düşünüyorum. Yani üretiyorum sadece yani.
Yok, onu işte eleştirebilirim açıkçası. Çünkü hakikaten İstanbul'da çok yetenekli çocuklarımız var, gençler var. Ama maalesef hani biz çocuk olarak sokakta büyüdük, parklarda büyüdük. Artık o parktaki özveriyi göremiyorum yani. O hizmeti zaman zaman eksik buluyorum. Kendi oğlum var mesela, zaman zaman sokağa bırakamıyorum. Çünkü korkuyorum yani. Daha sık park alanları, daha güvenli park alanlara ihtiyacımız var. Ha, çok güzel yerlerimiz oldu. Yani herkese teşekkür ederim o konuda ama eksiğimiz çok. Yani mesela çocukların oynayabileceği halı saha, futbol sahaları, hani bunlar hep güzel olması lazım. Spor salonlarımız daha etik, daha güzel. Duşuyla, soyunma odasıyla, sadece hani görsel anlamlı önemli değil yani. Burada hakikaten içerideki hocasıyla, eğitmeniyle, bunların da tabii bütçeleri var tabii. Bütçelerini bilemiyorum de yani, bütçe ayrılması gerekiyor. Bu insanlar sonuçta eğitmen maaşlı çalışacaklar. Ama bunlara önem vermek lazım. İstanbul'da yapılan projeler çok takdire değer. Çünkü kolay değil. Hazır bir şeyin üstüne proje yapmak kolay değil. Yani şimdi bunları 50 sene önce yapsaydın, daha bu binalar olmadığı, işte kanalizasyonu kurmadığın zaman her şey kolay olacaktı. Ama şimdi hazır bir şehrin içine bir şeyler kurmak tabii çok kolay değil. Ben bir kere önce yol düzenlemesine kafamı yorarım. Şöyle yol düzenlemesi, yani daha çok belki alt geçitler, daha çok üst geçitler, belki trafiği rahatlama anlamında. Yani bir yeri rahatlatırken öbür tarafı da kapatmamanız gerekiyor. Yani onun tabii, bunun ben eğitimini almadım. Kolay da değil tabii ki, İstanbul'da yol yapmak da kolay değil. Ama bazen hani binalar yapacağımıza, inşaatlar yapacağımıza belki yol yapmak daha faydalı olabilir. Hakikaten yaşamak istiyorsan 24 saat uyumayacaksın. Sabah çıkacaksın. Önce en güzel yerlerini gezeceksin. Akşam güzel yemeğini yiyeceksin. Gece de ne bileyim sahile ineceksin. Orada biraz eğleneceksin insanlarla. İstanbul'u öyle yaşayabilir. Ben istiyorum ki İstanbul, yani şu an tabii ki turistler yağıyor ama ben istiyorum ki herkes bu İstanbul'u konuşsun. Ben zaman zaman yurt dışına çıktığımda, Amerika'ya gittiğim zaman hala İstanbul'u bilmeyenler var. Yani neresinde, nasıl olduğunu bilmiyorlar. Yani bizi gurbette, yabancılar Almanya'ya gidiyorum, orada bizi oradaki insanlar gibi zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Buradaki Türkiye'nin, Avrupa'nın 50 sene ilerisinde olduğunu ben insanlara anlatmak zorundayım. Çünkü biz öyleyiz. Ben görüyorum, yani yurt dışında ülkeler bizden gerideler. Ama bizim millet, oradaki millet zaman zaman kendini geliştirmediği için, gurbette yaşayan Almancılar, işte dediğiniz yurt dışında yaşayan çocuklar, onlardan dolayı biz de öyle zannediyoruz. Ama Türkiye bence şu an Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Şu an neredeyim biliyor musun? Balkonumdayım. Çok şükür bir deniz manzaralı balkonum var. Orada oturmayı çok seviyorum. Şu an hep orada olmak istedim. En huzurlu yerim benim için orası.